Yani bizzat Peygamber Efendim kendi eliyle diktiği ağaçlardan kilosu 80 lira. Ramazan sofralarını süsleyen hurmalar tezgahlardaki yerini aldı. 10-80 lira arasında fiyatla satılan hurmalar arasında peygamber hurması olarak bilinen Acve hurması da yerini aldı. Fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşlar daha çok kilo yerine gramla almayı tercih ediyor. Aras'ta çarşısında 40 yıllık esnaf Cuma Karahan, bu yıl şekerleme ve hurmalarla donattığı standına bu yıl yoğun talep üzerine peygamber hurmasına dahil etti. Hurma fiyatları adeta altına yarışırken hurmalar geçen yılki fiyattan alıcı buluyor. Medine Sufri, Kudüs, Tunus, Cezayir, peygamber hurmasıyla tezgahını donatan Karahan, Ramazan geldi, satışlarımız çok şükür iyi, fiyatlar değişmedi. Geçen yılki fiyatlarla hemen hemen aynı, fiyatlar kalitesine ve ülkesine göre değişiyor dedi. Vallahi satışlar iyi şükür Allah'a ama fiyat olarak hiç değişmedi. Geçen sene de aşağı yukarı hemen hemen aynı fiyata satıyoruz yani. Geçen sene de bu fiyatı, bu sene de aynı fiyat bizde fazla değişmedi yani. Ne kadar yani çeşitlerimiz? Çeşitlerimiz şeyine göre yani kalitesine göre, malına göre, ülkesine göre. Mesela şöyle diyelim. Bu Cezayir 10 lira kilosu. Şu an en ucuz. En ucuzu bu. 10 lira kilosu bu Cezayir. Evet. Bu Tunus 15 lira kilosu. Evet. Tunus. Bu da çok güzel bu. Bu da Medine Sufri marka diyorlar. Sufri diyorlar buna. Bunda 35 lira kilosu. 35 lira kilosu. Bu Mebru Medine da 40 lira kilosu. Efendim bu da Kudüs 45 lira kilosu. Batı şehirden geliyor genelde. Bu da en pahalı. Bu da Acve. Yani bizzat Peygamber Efendim kendi eliyle diktiği ağaçlardan kilosu 80 lira. Yani tanesi 2 lira. Aşağı yukarı hemen hemen. Kilosu 80 lira yani işte. Tabii İstanbul'da geçen sorduk ki adamlar 100 lira diyor, 90 lira diyor. Gene biz Edirne'de gene ucuz satıyoruz yani. Evet. Aşağı yukarı işte 80 liraya yani veririz yani. Şöyle paketler böyle 250 gramı 20 lira. 250 gramı 20 lira. Ama şimdi bizim burada pek fazla kimse bilmediği için pek fazla sürüm yok. Ama İstanbul'da daha çok satılıyor. Peki şifa niyetine de alanlar oluyor mu? Tabii şifa niyetine alanlar oluyor. Mesela bazı kimseler geliyor diyorlar ki bu hurmada var mı? Yok diyoruz. Yani daha önceden biz İstanbul'da özel getirtiyorduk. Ama bu sene Ramazan'da da getirelim. Hani inşallah tabii genelde çok isteyen oluyor yani. Ki en çok sattığınız şu an? En çok satılan genelde vatandaşları tercih ediyor. Bu iki hurma daha çok satılıyor. Medine, Mebru bu güzeldir yani. Bu da çok güzel bir hurmadır. Evet. Bu da güzel ama bu tabii biraz daha pahalı. Bir de şimdi Kudüs deyince biz insanlar biraz şey yapıyoruz. Aslında Batı şehriyeden geliyor genelde. İşletmelerde iftar saati hazırlıklarını, Ramazan sofralarını hurma ikramlarıyla da tatlandırıyor. Ciğerci Bahri Dinar da iftar saatine kurulan Ramazan sofralarının hazırlığını şöyle anlattı. Artık mübarek Ramazan ayı geldi. Edirne'de bir başka kutlanıyor tabii ki Ramazan ayı. Hakikaten Edirne'nin maneviyatı buna daha da uygun. Yani muhteşem Selimiye, Üç Şerefelisi, Eski Camisi. Edirne ve tabii ki bir özelliğimiz de Türkiye'de en uzun orucun yapıldığı yerlerden bir tanesi burası. Hakikaten uzun süre bir oruç tutuyoruz. Konuklarımıza da o uzun süre orucun tutulmasının sonunda bir ödül gerekiyor. Ödüllendirmemiz gerekiyor onları. Çünkü hakikaten havalar sıcak. Herkes işinde gücünde çalışıyor. Ama orucu bozmakta da biz hurmayla başlatıyoruz. Tabii bu bütün Müslüman aleminde birinci olan bir şey hurmayı getirdik. Tabii zeytin çeşitlerimiz, peynir çeşitlerimiz, meyve ve şurup yaptık. Yani hafif şekersiz şuruplar yapıyoruz. Daha doğrusu bu kadar gün yorucu geçiren insanlara midelerini bir kere de doldurmuyoruz. Yani hurmayla başlatıyoruz. Yavaş yavaş beyaz peynir, zeytin, işte meyvelerimiz. O ardından çorbamızı veriyoruz. Biraz dinlendikten sonra da tabii ki Edirne'nin o meşhur tava ciğerini ikram edeceğiz onlara. Biz hazırlandık artık. Yavaş yavaş hazırız her şeyimizden. Ama güzel bir Ramazan geçecek. Tabii bunu doktorlar ve sağlıkçılar her zaman uyarıyorlar. Aman ha fazla yüklenmeyin diyorlar. Biz de ona göre hareket ediyoruz. Konuklarımızın midelerine bir anda hücum etmiyoruz.